Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 480 yıl önce başlatılan Binbir Hatim geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'nde Cuma namazı öncesi yapılan Binbir Hatim duası her yıl olduğu gibi bu yılda izdihama neden oldu. Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 480 yıl önce başlatılan Binbir Hatim geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'nde Cuma namazı öncesi yapılan hatim duası her yıl olduğu gibi bu yılda izdihama neden oldu. Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde geçen 15 Aralık'ta başlayan Binbir Hatim'in duası bugün Cuma namazı öncesi Ulu Cami'nde gerçekleştirildi. Cemaatin tıklım tıklım doldurduğu Ulu Cami'ne girmeye çalışanlar izdihama neden oldu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptığı duaya Vali Vekili Abdurrahman İçer, Sağlık Eski Bakanı Recep Akta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Müftü Hasan Çınar'la yaklaşık 10 bin kişi amin dedi. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Ey kuluna günah için af yolları gösteren, günahının çokluğundan dolayı kalbi mahzun olanların suçunu bağışlayan, rahmeti her şeyi kuşatan, lütfu ile bizleri kardeş yapan Yüce Mevla merhametine sığındık. Kulluk edemedik, affına geldik. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Bizi kapından boş çevirme Allah. Tarihi Ulu Cami'de yapılan dua sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, geçen yıl 23 bin hatimle birlikte 101 tefsir, bu yılsa 28.477 hatim ve 288 de tesbir okunduğunu belirtti. Cehennemden, cehenneme sürükleyen davranışlardan sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan kaçınmayı nasip eyle Allah'ım. Sevgili seyirciler, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri yapılan Paris'te yapılan terör saldırısını bahane edilerek bazı karikatürlerin yayınlanmasını protesto etti. Cuma namazının ardından kent meydanında toplanan grup slogan attı. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Paris'te Charlie Hebdo dergisine yapılan terör saldırısını bahane edilerek bazı karikatürlerin yayınlanmasını protesto etti. Kul! Kul! Lillezine keferu! Lillezine keferu! Setuglemune! Setuglemune! Fetuhserune! Fetuhserune! İlâ cehennem! İlâ cehennem! İlâ cehennem! İlâ cehennem! İlâ cehennem! İlâ cehennem! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tevhid! Hazreti Muhammed ve İslam dinine yapılan yaklaşımları da düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilmelerinin mümkün olmadığını belirten kalabalık, her zamanda ve her mekanda Efendimiz'e ve İslam'a yapılan çirkin saldırıları en ağır şekilde eleştirmeye ve bunu en hafif tabirle haddini bildirmeme olarak nitelendirmeye devam edeceğiz. Bu tavırdan geri adım atmamız ve yapılan edepsizliği hoşgörü kapsamına almamız söz konusu bile olamaz. Öte yandan 11 Eylül saldırılarını tasvip etmediğimiz gibi Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırı ve işlenen cinayetleri de tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu olayların tetiğini çeken kim olursa olsun daha büyük operasyonlara zemin hazırlamak için yine bizzat Batı tarafından tertiplendiğini biliyoruz. Paris'te yapılan sözde teröre tepki ve basın özgürlüğü yürüyüşünü de bu bağlamda değerlendiriyoruz. Irkçı emperyalizm ve siyonizm İslam coğrafyasına daha acımasız saldırılar yapmanın eşiğindedir. Grup açıklamanın ardından dağıldı. 11 Eylül saldırılarının Endonezya'dan Fas'a enerji kaynaklarının ve enerji nakil yollarının bulunduğu İslam coğrafyasını dizayn etmek üzere tertiplendiği
gün gibi aşikardır. 11 Eylül saldırıları öncelikle topyekün İslam'a mal edilmiştir. Batı ile işbirliği yapmayan İslam ülkeleri terör destekçisi gösterilmiştir. Batı ülkelerinde yaşayan halklarda İslamofobiya, yani İslam korkusu oluşturulmuştur. Gerekli koşullar sağlandıktan sonra da aralarında sayıları milyonları bulan çocuk ve kadının öldürüldüğü işgal operasyonu yapılmıştır. Ya Muhammed Mustafa, adın yeter cihana. Ya Muhammed Mustafa, adın yeter cihana. Ya Muhammed Mustafa, adın yeter. Hiç utanmadan da bu operasyonların adına bölgeye demokrasi getirmek denilmiştir. Bugün herkes şunun farkındadır ki Batı bir ülkeye demokrasi götürmekten bahsediyorsa orada bombalar patlayacaktır. Orada çocuklar ölecektir. Orada kadınlar ölecektir. Orada kan akacaktır. Gözyaşı dökülecek ve feryatlar kopacaktır. Terörist Avrupa, Orta Doğu'dan defol! Terörist Avrupa, Orta Doğu'dan defol! Terörist Avrupa, Orta Doğu'dan defol! Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ilçelerde yaptığı gezi ve temaslarda Büyükşehir Belediyesi olarak kenti ilçeleriyle birlikte büyüteceklerini söyledi. Eski Genel Müdürü Mevlüt Vural ve Genel Sekreter Yardımcıları ile birlikte ziyaretler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, katıldığı toplantılarda yapılan çalışmalar ile projeler hakkında bilgiler sunuyor. Başkan Sekmen, toplantılarda yaptığı değerlendirmede ilçe gezilerini çok önemsediğini ifade etti. Sekmen, Oltu ve Aşkelen'in ardından bu kez de Horasanlı hemşerilerimle buluştuk. İlçemizdeki muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldik. Burada da Horasan'ın problemlerini anket ve muhtarlarla birebir görüşerek yakından müşahede ettik. 90 mahallemizin muhtarı temsil ettikleri yerleşim birimlerinin sorunlarını hem yazılı hem de sözlü bir şekilde bizlere aktardı. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi olarak ne yaptıysak ilçelerimizi de bu yatırım seferberliğinden asla mahrum etmeyeceğiz. Erzurum ilçeleriyle birlikte büyüyecek dedi. Sevgili izleyiciler, Kanal 25 Haber Merkezi yok olmaya yüz tutan meslekleri gündeme getirmeye devam ediyor. Ekibimizden Mikail Kurban bugün demircilik mesleğini ele aldı. Evet, bir zamanların en gözde mesleklerinden biriydi demircilik. Hele hele özellikle eskilerde hani atlar vardı malum ve nallar o zaman çok revaçtaydı. İşte şimdi o nallar vitrinlerde kaldı. Bir zamanların gözde mesleklerinden biriydi demircilik. Öyle ki bu zanaat bir zamanlar altın bilezik olarak adlandırılırdı. Hele hele Doğu Anadolu bölgesinde çok yaygındı demircilik mesleği. Ancak gelişen teknoloji ve çırak bulamama sıkıntısı üstüne üstlük bir de yeni kuşak sendromunun yaşanması bu güzelim mesleği de bitirme noktasına getirdi. Evet sevgili izleyenler, şu anda Erzurum Demirciler sitesindeyiz. Birazdan izleyeceğiniz görüntülerde bu mesleğin, demircilik mesleğinin işte kolay olmadığını, kolay yapılmadığını göreceksiniz. Ekranlara gelecek görüntülerde tükenen meslekler arasında yer alan demirciliğin yönlerini göreceksiniz. Eskiden demircilik mesleğinde el emeği, göz nuru dökülerek yapılan ürünler revaçtaydı. Peki ya şimdilerde? Şimdilerde demir ürünler artık rağbet görmüyor. Öyle ki plastik ve hafif maddelerin ön plana çıkmasıyla birlikte demircilik mesleği de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Erzurum'da eskiden sayıları yüzün üzerinde olan demircilik mesleğinde şimdi sayı bir elin parmaklarını geçmez oldu. Peki acaba bunu demirciler nasıl yorumluyor? Ekibimizden Mikail Kurban bir zamanların en kıymetli mesleklerinden biri olan demircilikte yaşanan sıkıntıları objektiflere yansıttı. İşte bildiğiniz gibi yok olmak üzere olan mesleklerde şu an devam ediyoruz, yani yaşatmaya çalışıyoruz.
Peki şu an kaç esnaf var bu işi yapan? Erzurum'da 5 kişi falan var. Yani 5 iş yeri fazla kalmaz. Burada... Ben küçüklüğümde bile 100'e yakın vardı yani. Ya bu sizin dedenizin mesleği mi? Evet, dedemiz. Yaşatmaya çalışıyorsunuz. Nal mı yapıyorsunuz burada? Nal ve bir limon çelik işleri. Yani hemen hemen sıcak demir üzerine her şeyi yapabiliyoruz. Demircilik tabii güç isteyen bir iş. Evet. Yani soğukta çalışıyoruz. At dedelerimizin mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama yalnız demircilik artık bitmek üzere. Destek yok. Eski meslekler gibi. Yani çeşitli işte marangozluk, bakırcılık gibi demircilik de bitmek üzere. Biz yaşatıyoruz. Biz de olmasak bu işleri yapan yok. Fabrikasyonu çıktı ama fabrikasyon da pahalı. Elimizden geldiği kadar mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Gittiği yere kadar. Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2014 yılında egzoz gazı emisyonu ölçümü yaptırmayan araçların sahiplerine 4.375 TL idari para cezası uyguladı. Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan egzoz gazı emisyonu kontrolü yönetmeliği kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Rahmi Şenucak, egzoz emisyonu sınır değerlere uygun çıkmayan ya da emisyon pulu bulunmayan taşıt sahiplerine 4.375 TL idari para cezası uygulandığını söyledi. Şenucak, Erzurum ili sınırları içerisinde bulunan dizel, benzinli ve LPG'li araçlar için egzoz emisyon ölçümü yapabilen 11 adet ölçüm istasyonunda gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı konusunda denetimler yapılmış. Yapılan denetimler esnasında mevcut araçlar üzerinde il müdürlüğümüze ait ölçüm cihazlarıyla yapılan ölçümlerle teyidi alınmıştır. 2014 yılında egzoz gazı emisyonu ölçümü yaptırmayan araçların sahiplerine 4.375 TL idari para cezası uygulandı. Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte egzoz gazı emisyonu ölçümü yapmak suretiyle denetimler periyodik olarak yapılmaya devam edilmektedir. Yetki devri kapsamında trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının ölçüm cihazlarıyla egzoz gazı emisyon ölçümünün il müdürlüklerince trafik zabıtalarıyla müşterek yapılması, sadece pul kontrollerinin yapılması durumundaysa trafik zabıtalarınca denetimlerin yapılması uygun görülmüştür, dedi. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin uygulanmaya başlandığı 2007 yılına göre 2013 yılında Erzurum, Kudaka İstatistik Bölgesi ve Kuzey Doğu Anadolu İstatistik Bölgesi'nde nüfus düşüşü kaydedildi. 2007 yılında 784.941 olan Erzurum nüfusu 2013'te 766.729'a, Kudaka nüfusu 1.075.088'den 1.062.345'e, Kuzey Doğu Anadolu bölge nüfusu 2.212.759'dan 2.207.602'ye indi. 2007 yılında 5.694.582 olan Doğu Anadolu bölgesi nüfusuysa 2013 yılında 5.906.564'e yükseldi. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi dönemlerinin içeren süreçte Erzurum nüfusu 2007 yılında 784.941, 2008 yılında 774.967, 2009 yılında 774.207, 2010 yılında 769.085, 2011 yılında 780.847, 2012 yılında 778.195 ve 2013 yılında ise 766.729 olarak kaydedildi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.